Tabii malum Türkiye saatiyle dün gece Amerika Başkanı Kudüs'le ilgili açıklamasını yaptı. Tabii Amerika Başkan diyeceğim. Aslında Birleşmiş Milletler 1980 kararını filan adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar Amerika ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 Birleşmiş Milletler kararının dışında ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Şimdi ise tekrar bunu gündeme getirmek suretiyle Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil. Çünkü Kudüs, değerli kardeşlerim, Müslümanların, Hristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak tabii ki Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Eyvallah. Şimdi böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar. Şu anda Sayın Trump'ın bu açıklamaları adeta mikser görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir. Barıştırmaya değil. Kusura bakmasın. Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini İstanbul'da inşallah toparlayacağız. Bunun yanında telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Ve burada da sadece İslam ülkelerini değil, hatta Papa'yla da görüşme talebim oldu. Onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz. Çünkü burası aynı zamanda Hristiyanların da mabedi. Onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Batı ülkelerini, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, bunlarla da görüşmelerimi yapacağım. Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil, adeta insanlığın görevidir. Yani burada Sayın Trump, ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım diyorsa yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilmesi lazım. Ve burada biz haklıyız ve bu kumpasların altında ve arkasında nelerin olduğunu da son zamanlardaki bu mahkeme sürecinden gayet iyi biliyoruz. İşte şu anda mahkemede dönen dolapları görüyorsunuz. Bunda yalan söyledim, şunda yalan söyledim. Filanca rüşvet almadı, filanca rüşvet almadı. Tamam da
Haftalardır, aylardır neyle meşguldü bu insanlar? Öyle mi? Öyleyse şu anda herkesin foyası açık, net ortaya çıkıyor. Muameleye de buna göre tabi olacaklar. Değerli kardeşlerim, şimdi çarşamba günü Kudüs'le ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da toplayacağız. Ve bu toplantımızdan sonra da bazı etkinliklerin planlama çalışmalarını ayrıca yapıyoruz. Çünkü burada durmak yok. Aynen öyle yola devam. Hiç endişeniz olmasın. Biz beşer planında kul önünde eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdedeydik. Zira biz kula kul olmadık, olmayacağız. Ve bu yola böyle çıktık, böyle devam edeceğiz. Yeter ki biz el ele verelim. Yeter ki biz dayanışma içerisinde olalım. Gelecek, hiç endişe etmeyin, çok daha güzel olacak. Değerli kardeşlerim, malum yıllardır taşeronluk meselesi hep konuşulmuştur. Hep tartışılmıştır. Ve ne yazık ki taşeronlar adeta komisyoncu görevi görmek suretiyle arada belli bir kazancı götürmüştür. Şimdi ise bu iş artık yoluna koyuldu ve Allah'ın izniyle gerek belediyelerin bu noktadaki atacağı adımlar, gerekse devletin atacağı adımlar planlandı. Hakikaten bu arada gerek Başbakanımız, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye Bakanımız ekipleriyle yoğun çalışmalar yaptılar. En son biz de birlikte oturup bu çalışmaları değerlendirdik ve sonunda da Salı günü grup toplantısında açıkladığımız gibi bu karara vardık. Hayırlı olsun. Allah'ım mübarek etsin. Ve tabii kolay değil, 900 bin malum işçi bundan istifade ediyor. Artık benim sonum ne olacak, benim akıbetim ne olacak diye bir şey yok. Yeter ki herkes devletin, kamunun bütün kurallarına uysun, çalışmasını yapsın. Çalışmasını yaptıktan sonra kimsenin evelallah burnu sürtmez. Değerli kardeşlerim, tabii bugün malum Yunanistan'a, Atina'ya gidiyorum. Atina'da görüşmelerimiz var. Oradan da yarın Gümülcine'ye, Batı Trakya'ya geçecek. Oradaki kardeşlerimizle inşallah bir arada olacağız. Ben gösterdiğiniz bu ilgiye tekrar çok teşekkür ediyorum. Taşeronlarla ilgili çıkacak bu kanunun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.